Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Geçen haftayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun homofobik çıkışıyla kapattık. Soylu, Gökkuşağı Bülteni'nin gündeminde olmaya devam ediyor. AKP'nin Gaziantep'teki bir etkinliğine katılan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslenerek bizi cinsiyetsizleştirip LGBT yapacakmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gaziantep'teki bir etkinliğine katıldı ve burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na homofobik cümlelerle seslendi. La havle ve la kuvvete. Biz cinsiyetsizleştirilecekmişiz. LGBT olacakmışız. Ya sen tövbe estağfurullah. Çok istiyorsan kendi yakınlarından ve kendi ailenden başlayabilir ya. Soylu, bizi cinsiyetsizleştirip LGBT'yi yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun? Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK'dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü diye konuştu. Soylu ayrıca bu ülkede millete hizmet edenlere hep bedel ödetmek istediler. Karalayıp iftira attılar. Ülkeyi zayıf düşürerek siyaseti yerle yeksan etmeye çalıştılar. Her yıl karşımıza Adnan Menderes'in idam fotoğrafını çıkarıp Recep Tayyip Erdoğan'a da böyle yapacağız diyenlere karşı buradayız dedi. Muğla'da Temmuz 2020'de öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasının son duruşmasında Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulandı. Kararı tanımadıklarını dile getiren kadınlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de protesto için bir araya geldi. Öte yandan karara hem Gültekin ailesi hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Susmaya niyetimiz yok. İtaat etmeye niyetimiz yok. Eve dönmeye niyetimiz yok. Eşitsiz yaşamaya niyetimiz yok. Bu sokakları, bu meydanları, adliyeleri terk etmeye niyetimiz yok. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü. Kadınların öldürülmesini teşvik eden bu kararı da, erkek egemen yargınızı da, kadın düşmanı politikalarınızı da tanımıyoruz. AKP! Eğilme, kadınlar hançek, İstanbul Sözleşmesi yaşatın, İstanbul Sözleşmesi yaşatın, kadın cinayetleri politiktir, kadın cinayetleri politiktir. Gültekin'in bundan 2 yıl önce 16 Temmuz'da kaybolduğu haberini, ondan 5 gün sonrasında ise Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Tam da İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması tartışmalarının olduğu bu süreçte katledilen Pınar Gültekin'in failleri Cemal Metin Avcı ve suç ortakları Mertcan Avcı, Ayten Avcı, Selim Avcı, Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan'dır. Katil Cemal Metin Avcı Pınar'ın öldürüldüğünü itiraf etmesine rağmen 2 yıl boyunca süren 13 duruşma sonrasında sadece 23 yıl ceza aldı ve bunun da 14,5 yılını hapiste geçirecek. Cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. İstanbul ben öldürüldü. Ve biz ben öldürüldüğümde de her ilde eylem yaptık. 2 yıl boyunca her davranışmasını takip ettik. Ve her defasında da duruşmadan son dolduran gerçekler ortaya çıktı. İstanbul Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Gerici bir grupsa aileni, neslini ve şehrini koru, sapkınlığa dur de ifadeleriyle eylem çağrısı yaptı. İstanbul'da 30. kez düzenlenmesi planlanan LGBTİ artı Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Etkinlikler öncesi İstanbul Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Beyoğlu'nda etkinliklerin yapılacağı mekanlara gelip etkinliklerin kaymakamlık kararıyla yasaklandığını duyurdu. Kadıköy Kaymakamlığı ise yasak kararını internet sitesinde yayınladı. Kaymakamlık kararında şu ifadeler yer aldı. İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda Salı ve Perşembe günü 30. İstanbul LGBTİ artı Onur Haftası konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş,
bildiri dağıtımı ve bunun gibi etkinlikler yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat 00.01'den 27.06.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır. LGBTİ artıları hedef alan ve kendilerini Müdafaa-i İslam Hareketi olarak tanımlayan bir grup ise ailini, neslini ve şehrini koru, sapkınlığa dur de ifadeleriyle onur yürüyüşü gününde saat 14.43'te eylem çağrısı yaptı. Gerici grup daha önce Çanakkale, Antep ve İstanbul üniversitelerindeki LGBTİ artıları hedef göstermiş ve yaptıkları eylemler linç girişimine varmıştı. Onur haftasına yasaklar sürüyor. Çanakkale ve Datça'nın ardından Eskişehir'de de onur yürüyüşüne yasak geldi. Ayrıntılar haberimizde. Çeşitli il ve ilçelerde onur haftası etkinliklerine dair yasaklamalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta Çanakkale Valiliği'nin 13-17 Haziran arasında düzenlenmesi planlanan onur haftası etkinliklerini yasaklamasının ardından Çanakkale LGBTİA artı inisiyatifi MUAF yasaklama kararına dava açmıştı. Bu hafta da Datça Kaymakamlığı ve Eskişehir Valiliği benzer yasaklama kararları aldı. Onur Haftası etkinliklerini 30 gün süreyle yasaklayan Datça Kaymakamlığı, huzur ve güvenliği bahane ederken Eskişehir Valiliği de toplumun tepkisine yol açabileceği bahanesiyle etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Datça Kaymakamlığı, Onur Haftası kapsamındaki tüm etkinlikleri 30 gün süreyle yasakladı. 20 Haziran'dan itibaren 30 günü kapsayan yasak, Datça'da ilk kez kutlanacak olan Onur Haftası etkinliklerine hedef aldı. Eskişehir Valiliği ise kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stand ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Açıklamada yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği değerlendirilmektedir denildi. Evet, şimdi hattımızda Çanakkale LGBTİAA artı inisiyatifi MUAF'tan Berra var. Berra, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Çanakkale'de neler oluyor? Ya şöyle aslında işte iki buçuk hafta önce başlayan bir takvim paylaşımımız ve arkasından işte saldırılar, bizim valilik ve emniyete taleplerle, işte güvenlik talebiyle gittiğimiz, yürüyüşümüzü bildirdiğimiz bir süreç oldu. Yürüyüşümüz reddedildi. İşte aynı yasaklandı, aynı zamanda tüm etkinliklerimiz de yasaklandı. Yani hiç aslında valiliğe haber vermediğimiz şeylerde. Ve bundan sonra saldırılar devam etti. İşte suç duyurusunda bulunduk. Yine suç duyurusunda bulunduğumuz hiç kimse hakkında hiçbir yaptırım uygulanmadı. İfadeleri bile alınmadı. Saldırılar devam ediyor açıkçası. Ve işte Çanakkale'deki MUAF LGBTİA artıda olan arkadaşlarımız da bizler de açık tehdit altındayız. Böyle bir süreç sürmekte şu anda diye özetleyebilirim. Biraz programdan bahsedebilir misiniz? Onur Haftası'nda ne gibi etkinlikler planlamıştınız? Tabii bahsedeyim. 13-17 Haziran arası yapmayı planladığımız takvimimiz vardı. Bu takvim film gösterimiyle başlayacaktı 13 Haziran Pazartesi günü. İşte ardından cinsel sağlık atölyemiz olacaktı. Çarşamba günü bir forumumuz olacaktı. Queer, vegan ve barış konuşulan bir forum. Perşembe günü bir döviz atölyesi planlamıştık. Cuma günü olacak yürüyüş için. Ve cuma günü de işte onur yürüyüşümüz ve ardından bir eğlencemiz olacaktı. Bu şekilde bir takvimimiz vardı. Peki yürüyüş olacak mı Berra? Yoksa yasak ve tehditlerden sonra güvende hissetmediğiniz için yürüyüş olmayacak mı? Ya aslında şöyle oldu, işte 17 Haziran için çağrısını yaptığımız yürüyüşü iptal ettik ve sonrası için de bir plan yapmadık. Çünkü açıkça işte 17 Haziran günü yürüyüş alanına gittiğimizde biz böyle komite olarak, yürüyüş komitesi olarak birkaç arkadaşımızla yürüyüş alanına gittik o gün. Ve eli sopalı işte bu gerici grupların orada bizi bekliyor olduğunu gördük. Ve polisin hiçbir şey yapmadığını onlar hakkında da gördük. İşte bu gruptan kişilerin
Instagram paylaşımlarını gördük sonrasında, işte gazlarıyla, sopalarıyla. Hani sizi orada bekliyoruz, bekledik paylaşımları vardı ve bunun açıkçası hiçbir arkadaşımızın zarar göreceği bir şeye dönmesini istemiyoruz. Çanakkale'de buna çok müsait bir şehir. Çok küçük ve herkes ifşaya çok hazır. Zaten yani bu sürecin başlangıcında, saldırıların başlangıcında pek çok kapalı kimlikli arkadaşımız da Twitter üzerinden, Instagram üzerinden ifşalandılar. İşte önceki etkinliklerden olan fotoğraflarıyla. Bunu istemediğimiz için yürüyüşü iptal ettik. Ama tabii ki yani şehir içindeki LGBT artılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bunun önünde hiçbir engel olamaz, yok da bu şekilde. Peki nasıl hissediyorsunuz yani yaşanan bu tehditler ve yasak hakkında? Aslında şöyle, ilk başta yasaklama kararı geldikten sonra biz gay sayımımızı devam ettirdik. Yürüyüşü yapmaya ya da devam edecektik. İşte bu kararımız da devam ediyordu. Yürütmenin iptaline dair idari mahkemeye başvurduk. Fakat saldırılar devam etti. Ve işte hiçbir yaptırım olmadan polisten doğru direkt bize saldırılar, tacizler, işte gözetlemelerin olduğunu gözlemledik. Zaten etkinliklerin planlandığı hafta boyunca şehirde tüm arkadaşlarımız sürekli bir polis takibinde, işte aynı zamanda da sürekli tetikte bir süreç geçirdik. Yani şu an için açıkçası böyle birbirimizi tanıdığımız için daha güçlü hissediyoruz. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çünkü hani sayımız böyle sandığımızdan çok daha fazlaymış. Bunu burada görmüş olduk. Çok fazla insan bize ulaştı o gün orada olacağız diye. Bir yandan da Çanakkale'nin hiç görmediğimiz bir yüzünü görmüş olduk. İşte çok daha açık, çok daha yaşanabilir bir şehir olduğunu düşünürken ansızın çok farklı gruplardan büyük bir kitlenin sistemli bir saldırısına da uğradık yani. Ve bunu herkesin göz yumduğunu da gördük. O yüzden biraz da işte şehirde bir şeyleri dönüştürmemiz gerektiğini, aslında sandığımız kadar da güvenli olmadığını fark ettiğimiz bir süreç yaşadık. Devam edin lütfen. Yok, bu kadardı. Ya aslında yasaklar sadece Çanakkale'yle de sınırlı değil. Bu hafta peş peşe yasak kararları aldık. Bir şekilde ülke genelinde bundan 5 yıl önce yapılabilen yürüyüşlerin yasaklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ya aslında bir şeyler çok da değişiyor gibi ve bazı gruplar çok devlet eliyle desteklenerek açığa çıkıyor gibi yorumluyoruz biz. Çünkü aslında çok benzer gruplar tarafından saldırılar gerçekleşiyor takip ettiğimiz kadarıyla. Ve şey, böyle daha önce hiç ismini duymadığımız gruplar da var ama açıkça, cesurca işte çıkıp biz şeriatı getiriyoruz diyerek bunu, işte şeriatı istiyoruz diyerek bunu yapabiliyor olmaları çok kaygı verici yani hepimiz için. Çünkü dediğiniz gibi 5 yıl önce daha rahat bir şekilde, belki sadece polis şiddetini gündeme alarak yapılabilen yürüyüşler şu an çok daha farklı gruplar tarafından tehdit edilmeye başladı. O yüzden kaygılıyız tabii ki. Peki bu Onur Haftası günlerinde LGBT artılara, daha doğrusu kaygılı olan, bu süreçlerden dolayı kaygılı olan LGBT artılara ne tavsiye edersiniz? Yani aslında hepimiz için yapılabilecek tek şey birlikte güçlü olmak, güçlü olmaya çalışmak, kendi güvenliğimizi sağlayabileceğimiz, emin olabileceğimiz alanlarda birlikte durmak diye düşünüyorum. Yani bunlar her zaman oldu ve olacak gibi geliyor. Hani 5 yıl öncesinde de varlardı, 5 yıl sonra da maalesef olacaklar gibi. Ama biz de varız. Ve yani bir arada olmaya devam ettikçe, mesela İstanbul yürüyüşünde, işte İzmir yürüyüşünde, hani biz ne olursa olsun o gün orada olacağız diyebilme gücü bence işte bundan yıllar önce verilen kararlar sayesinde oldu. İşte fedakarlıklar sayesinde oldu. O yüzden bir süreç bu. Ve hepimizin bunu hatırlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Berra, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun.
Evet, şimdi Boğaziçi'nden bir haberle devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT artı bayrakları taşıdıkları için polis saldırısına uğrayanların yargılandığı davanın 6. duruşması 21 Haziran'da İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Bilirkişi bir kişinin aynı anda iki farklı yerde olduğunu iddia etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBTİ artı bayrakları taşıdıkları için polis saldırısına uğrayanların yargılandığı davanın 6. duruşması 21 Haziran'da İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Bilirkişi, bir kişinin aynı anda iki farklı yerde olduğunu iddia etti. Kaos GL'nin haberine göre yargılanan LGBTİ artı hak savunucularının avukatlarından İrem Yener, bilirkişi raporuna itiraz ederek müvekkilinin derhal beraatini talep etti. Avukat Yener, bilirkişinin tek görevi ve yetkisinin dosyadaki görüntülerde sanıkların yer alıp almadığını tespit etmek olduğunu belirterek bunu dahi doğru şekilde yapamamış, sanıklara ilişkin yanlış tespitler yapmıştır, dedi. Bilirkişi raporunda dosyada sanık olmayan kişilere ilişkin tespitlerin yer almasını da eleştirdi. Yetki sınırlarını aşmasına ilişkin şikayette bulunacaklarını söyledi. Bilirkişinin, dosyanın konusu dahi olmayan konularla ilgili belirleme yaptığını söyleyen Yener, trafiğin engellenip engellenmediğinin veya sanıkların görevli memura mukavemet gibi dosyanın konusu olmayan başkaca suçları işleyip işlemediğinin tespitini yapmak bilirkişinin yetki sınırları içerisinde değildir. Müvekkillerimize hedef göstermeye ve hakim nezdinde olumsuz kanaat oluşturmaya yönelik bu bilirkişi raporu hukuka aykırıdır ve hükme esas alınmamalıdır, dedi. Bilirkişi raporunda o saatlerde çoktan gözaltına alınmış bir kişinin gözaltında olduğu sırada eş zamanlı olarak sokakta da olduğu iddia ediliyor. Bilirkişi raporunda ayrıca kaldırımda yürümeyi suç olarak gösteriyor. Mahkeme dosyayı mütalaa için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bir sonraki duruşma 20 Eylül saat 10.20'de görülecek. Bir önceki duruşmada varisli tutulan öğrenciler duruşmaya katılmamıştı. Avukatlar görüntülere dair bilirkişi raporuna da beyanda bulunmak üzere süre verilmesi talebinde bulunmuştu. Mahkeme başkanı avukatlara süre verilmesine karar vermişti. Sonuculara dayanışma ağı, Onur Haftası etkinliklerinin yasaklanmasını İnsan Hakları Derneği Ankara Şube ve İstanbul Şube binasında yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti. Dayanışma adına iki kentte yapılan ortak açıklamada LGBT artı mücadelesi bu yılda Onur Haftası etkinliklerine yönelik yasaklama ve engelleme politikasıyla karşı karşıya denildi. 20-26 Haziran'da Beyoğlu ve Kadıköy'de gerçekleştirilmesi planlanan 30. İstanbul LGBT artı Onur Haftası etkinliklerinin kaymakamlıklar tarafından yasaklandığı hatırlatılarak, böylece 12 yıl boyunca barışçıl ve kitlesel bir şekilde düzenlenen İstanbul Onur Yürüyüşü'ne yönelik 2015 yılında getirilen yasaklama ve yürüyüşe katılanlara yönelik polis şiddetiyle başlayan, 2017 yılında ise Ankara'daki etkinlik yasaklarıyla devam eden ve peyderpey ülkenin tüm şehirlerine yayılan yasaklara bir yenisi daha eklenmiş oldu denildi. Açıklamada bu yıl ayrıca Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Çanakkale, Gaziantep, Datça'daki etkinliklerin yasaklandığını, İstanbul Üniversitesi'ndeki Onur Pikniği'nin bir grubun linç tehdidiyle karşılaştığı hatırlatıldı. Son olarak kendine müdafaa İslam hareketi adını veren bir grubun sosyal medyada LGBT artıları hedef gösterdiği söylenerek şöyle devam edildi. Yetkililerin verdiği yasaklama kararları bu tür nefret söylemlerini ve tehditleri teşvik ediyor. LGBT artılara yönelik şiddetin cezasız kalacağına dair saldırganları cesaretlendiriyor. LGBT artılara özel ayrımcı uygulamaları da içeren bu yasaklama kararları barışçıl toplanma özgürlüğünün açık ihlalidir ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırıdır. Evet, şimdi endişe verici bir haberimiz var. ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını federal olarak garanti altına alan Roe vs. White kararını 4'e karşı 5 oyla bozdu. Kararın bozulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yarından itibaren onlarca eyalette kürtaj karşıtı yasaların yürürlüğe girmesi önünde bir engel kalmamış oldu. Neredeyse 50 yıldır ABD'de kürtaj hakkını garanti altına alan kararın, üçünü eski başkan Donald Trump'ın atadığı muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu yüksek mahkeme tarafından bozulmasına ülke genelinde kadınlar, aktivistler ve politikacılardan tepkiler yükseliyor. Şimdi sırada Rona Şenol'un derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var. ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan başkanlarının yakın ailesini tanımlayan yasadaki başkanın karısı ifadesini başkanın eşi olarak değiştirdi. Değişiklikten önce de
kadın ve LGBTİ artılar Amerikan başkanlığı için aday olabilse de bu düzeltmeyle kadın ve LGBTİ artıların başkan olarak seçilebileceği netleşti. Kongre üyesi David Cicilline, yasanın eski halinde bir başkanın kadın olabileceği ve eşinin kadın olmayabileceği gerçeği göz ardı ediliyordu dedi. Kiev Pride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den LGBTİ artılara yönelik sapkınlar ifadesini kullanan danışmanının işine son vermesini istiyor. Danışman Oleksiy Arestovich'in LGBTİ artılara engelli insanlar ve sapkınlar dediği ve propagandalarına inanmadığını söylediği videoyu Twitter'dan paylaşan Kiev Pride, resmi otoritelerin bu tarz bir dil kullanması kabul edilemez dedi. Açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine aday olduğu hatırlatılarak söz konusu danışmanın işine son verilmesi istendi. Elon Musk'ın trans kızı Xavier Alexander Musk, yeni cinsiyet kimliğine uygun olarak adını değiştirme talebinde bulundu ve artık biyolojik babasıyla ilişkili olmak istemediğini söyledi. Elon Musk ise kızının isim ve cinsiyet değişikliğinin belgelenmesinin ardından ülke genelindeki eyaletlerde trans haklarını sınırlayacak bir dizi yasayı destekleyen Cumhuriyetçi Parti'ye desteğini açıklamıştı. Uluslararası Yüzme Federasyonu, trans kadın sporcuları FINA müsabakalarından men etti. Federasyon bu karara gerekçe olarak, trans kadınların ilaç yoluyla testosteron seviyelerini düşürdükten sonra bile kadın yüzücülere karşı önemli bir avantaja sahip olduğunu öne süren bir raporu gösterdi. Trans atlet Lia Thomas, trans kadınların müsabakalardan men edilmesiyle ilgili "Ben erkek değilim, ben bir kadınım, bu yüzden kadınlar takımına aitim. Translar, diğer tüm sporcuların gördüğü saygıyı hak ediyor," dedi. Gamze Elvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Bakın.